İsrail, Suriye ordusu Golan Tepelerine girerse sert yanıt veririz. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Golan Tepelerine yönelik Suriye ordusundan gelebilecek herhangi bir konuşlanma girişimine sert yanıt vereceklerini söyledi. İsrail, Suriye'nin güneyindeki silahlı muhaliflere karşı ilerleyen Suriye ordusunun, silahtan arındırılmış Golan Tepelerine güçlerini konuşlandırması halinde sert yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Dera vilayetinde ilerleyen Suriye güçlerinin militanların elinde olan ve Suriye'nin Golan Tepeleri bölgesinde yer alan Kuneitra'ya ilerlemesi bekleniyor. İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, İsrail parlamentosundaki konuşmasında, "Biz 1974'teki muharebeyi kesme anlaşmasına uymayı sürdüreceğiz ve anlaşmanın her maddesine harfiyen uyulmasında ısrarcı olacağız. Herhangi bir ihlal İsrail devletinin sert yanıtı ile karşılanacak," dedi. Sözü edilen BM gözetimindeki ateşkes anlaşması iki ülkeyi ayıran, İsrail-Suriye sınır çizgisi üzerinde herhangi bir askeri konuşlanmayı yasaklıyor. İsrail Savunma Bakanı'nın açıklaması iki gün önce Golan Tepelerine yönelik bir top atışının ardından İsrail savaş uçaklarının Golan'da Suriye ordusuna ait mevzileri vurmasının ardından geldi. İsrail 1974 anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle Suriye topraklarındaki herhangi bir askeri hedefe vurmaya hakkı olduğunu iddia ediyor. 1974'te İsrail ve Suriye arasında imzalanan anlaşma, 1973 Arap-İsrail Savaşı'nı resmen sonlandırmıştı. Ancak 1967'deki 6 gün savaşı ile Golan Tepelerini işgal eden İsrail, 1981'de Golan Tepelerini topraklarını katmıştı. Tel Aviv'in bu işgali uluslararası toplum tarafından kabul edilmemişti. İranlı komutan, Golan yakınlarındaki İslam ordusu İsrail'i yok etmeye hazır. İsrail ile İran arasındaki gerginlik Suriye krizi nedeniyle yükselirken İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami'den Tel Aviv hakkında sert açıklamalar geldi. Times of Israel gazetesinin aktardığına göre Selami, Golan Tepesi yakınlarında, Suriye topraklarında, bir İslam ordusu kurulmasından övgüyle bahsederek, İsrail'i yok etme tehdidinde bulundu. Gazeteye göre İranlı komutan, "Bugün Suriye'de uluslararası bir İslam ordusu kuruldu ve Müslümanların sesi Golan yakınlarında duyuldu, emirler bekleniyor." Şeytani, İsrail, rejimin kökü kurutulacak ve bu rejim iyilik için sona erdirilecek. Siyonist rejimin yaşamı hiçbir zaman şimdiki kadar tehlikede olmamıştı, dedi. İsrail'in varlığının tüm İslam alemine yönelik bir tehdit olduğunu savunan Selami, Lübnan Hizbullah'ının da İsrail'e yaklaşık 100 bin füze doğrulttuğu uyarısında bulundu. Selami, "Lübnan'da bir güç yaratıyoruz çünkü tüm gücümüzle düşmanla oradan savaşmak istiyoruz. Bugün Hizbullah Siyonist rejime karşı alanda çok büyük bir güce sahip, Siyonist rejimin stratejik derinliği yok," ifadelerini kullandı. Dün akşam Suriye Hava Savunma Sistemi Amerika Birleşik Devletleri öncülüğündeki koalisyonun kontrolündeki Suriye'nin El Tanf bölgesinden Humus'taki T-4 hava üssüne yapılan bir füze saldırısını önlemişti. Suriyeli bir askeri kaynak saldırının İsrail tarafından yapıldığını söylese de İsrail ordusu konuyla ilgili açıklama yapmamıştı. İsrail Suriye'deki operasyonlarını bahar aylarında arttırmış, Nisan'da İsrail'in Humus'taki T-4 hava üssüne yönelik saldırısını en az 4 İranlı askeri danışmanı öldürülmüştü. 10 Mayıs'ta İsrail Hava Kuvvetleri, Golan Tepelerindeki İsrail güçlerine yönelik roket saldırısına misilleme olarak Suriye içindeki çok sayıda İran hedefini vurduğunu açıklamıştı. Şam saldırının uluslararası hukukun ihlali olduğunu duyurmuş, Tahran ise İsrail saldırganlığına yanıt vereceğini açıklamıştı. İsrail, İran'ı İsrail'e yönelik saldırılarda kullanmak üzere Suriye içindeki askeri varlığını arttırmakla suçluyor. Tahran ise Suriye hükümetinin cihatçılarla mücadelede yardım talebi üzerine yapılan askeri konuşlandırmanın danışmanlarla sınırlı olduğunu vurguluyor.